Tak. Arkadaşım Miore. Önce size onu tanıştırayım. Üzeri lekeli olan. Mitse kahverengi olan. Bir zamanlar birlikte yaşıyorlardı. Fakat laf aramızda pek iyi anlaşamıyorlardı. O devirde nüfus oldukça kalabalıktı. Ördekler ve diğerleri de burada oturuyorlardı. Ve çok gürültü yapıyorlardı. Fakat günün birinde her şey birdenbire değişiverdi. İki yıl sonra. Oy, oy. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Hayır, şimdi olmaz. Biz kovalamaca oynayacağız. Sen kolayca yakalanabilirsin. Ama ben oynamak istiyorum. Mümkün mü? Pekala, tamam. Benim için fark etmez. Bu senin sorunun. Git işine. Önce beni yakalayacaksınız. Size 10 saniye avans veriyorum. Hepiniz 5'e kadar sayacaksınız. Ama demiştin ki ben yani... Kirby, tamam. Hadi ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hey, beni bekleyin. Aslında beni beklemeleri gerekiyordu. Bu hiç de komik değil. Gak, Mete acıdığımı söylemeliyim. Onun da sırtında noktalar olsaydı o da diğerleriyle oynayabilecekti. İşte onun sorunu bu ama bu doğanın bir kuralı. Elimden hiçbir şey gelmez. Bu yüzden üzerinde fazla durmuyorum. Ağır olun bakalım. Bu ufaklıkları hiç gözüm tutmadı. O halde tamam, onları götürelim. Götürmek mi? Sen çıldırdın mı? Ben onların beyaz tüylerini kırmızıya boyamayı tercih ederim. Söylediğim gibi onları götürüyoruz. İnat etme. Bu ne işimize yarayacak ha? Etiket yapıştırma işi tam bu köpeklere göre. Çok iyi alacaklarından eminim. Dillerinizi göster bakalım. Mükemmel. Harika. Beni izleyin. Onlara yardım edecek kimseler yoktu. Ben edebilirim ama prensip olarak beni ilgilendirmeyen konulara karışmıyorum. Bir yandan da onların kaybolduğunu anlayınca diğerlerinin ne yapacaklarını merak ediyordum. Ben baştan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belki de beni bırakıp diğerleriyle oynamaya gitmişlerdir. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hiç böyle yapmazlardı. Çok tuhaf. 11, 12, 13. Hey Müet! Nereye gitti bunlar? Gerçekten de çok hızlı hareket ettiler. Beni de bekleyin diye arkalarından çok bağırdım. Fakat dinlemediler. Yaptıkları çok ayıp bence. Peki ama şimdi neredeler? Ben nereden bileyim? Kayboldular. Gittiler. Bu şekilde kaybolmaları imkansız. Mutlaka saklanmışlardır. Hiçbir şey anlamadım. Elbette. Gel birlikte arayalım hadi. Evet, aslında çok kırılmıştı. Fakat yine de onlara o kadar kızmamıştı. İsteseydi onları aramaya gitmeyebilirdi. Buna mecbur değildi. Fakat yine de yardım etmeyi tercih etti. Hiçbir şey yok. Buradan hiç geçmemişler. Nerede olabilirler bunlar? Hayır Müet. Boşuna. Şimdi benimle gel. Tamam. Fakat en azından çiş yapmaya vaktim var. Öyle değil mi?
Çiş yapmayı bırakacak mısın ne? Sen? Burada sadece ben çişimi yapabilirim, anladın mı? Anladım ama bilemezdim ki. Peki hala sen kimsin? Evet. Herhalde onunla sohbet etmeyi düşünmüyorsundur. Hadi gel. Ay. Hepiniz kayıp mı aldınız? Hayır. Biz sokak köpekleri çetesiyiz. Ben onların şefiyim. Merhaba, ben Pet. Merhaba, ben de Titrek Serseriyim. Kendimi tanıtayım, ben Fler, muhasebeci. Ben Güzel Cinderella. Ben de Bookshare, kasap anlamına gelir bu isim. Bu harika. Benim de bu çeteye bir yardımım olabilir mi acaba? Neden olmasın ki, gördüğün gibi burada çok eğleniyoruz. Gerçekten bu mümkün mü? Pekala, benim adım da Müet. Müet mi? Bu çok komik bir isim. Lütfen çeneni kapat artık Bookshare. Hadi gel artık Müet, gitmiyor muyuz? Tobi ile Timmy'yi aramamız lazım. Tobi ile Timmy kim oluyor? Onlar Pastin kardeşleri, kayboldular. Ben de bulmasına yardım etmek için ona söz verdim. Müet. Üzgünüm ama ona bir kere söz vermiştim. Nasıl istersen. Çevreyi biraz tanıyor musun bari? Çok fazla değil. Neden? Yardım olmadan işin biraz zor. Yine de sana iyi şanslar diliyorum. Çete, gidiyoruz. Sempatiktiler, öyle değil mi? Yapma. Onlar çete üyeleri. Hadi gel. Fakat ben de onlara katılabilirim. Lütfen yapma. Şayet bana Tobi ile Timmy'yi bulmamda yardımcı olursan hep bizimle olacağına dair söz veririm. Söz mü? Söz. İşte bir kez daha. İradesi dışında hareket ediyor. Korkma, sadece bir fare. Seni korkuttuğu için şimdi gülüyordur. Korkuyorum Müet. Merak etme, bana güven. Başına hiçbir şey gelmeyecek, söz veriyorum sana. Dünya çok garip. Artık başım Müet çekiyor. Pasti de onun peşinden gidiyor. Şu hale bak. Vay. Biliyor musun? Aslında halleri hiç de o kadar kötü değildi. Ne yani? Onları bulmamızı mı istiyorsun? Evet. Çevreyi iyi tanıdıkları belli. Belki de Tobi ile Timmy'yi bulmamızda yardımcı olurlar. Denemekte fayda var. Denemek mi? Buna hiç gerek yok. Bize büyük bir zevkle yardımcı olacaklarına eminim. Hem de hiç karşılık beklemeden. Sen bizim Müet değil misin? Yoksa fikir mi değiştirdin? Bize katılabilirsin. Bu hala mümkün mü? Elbette. Sana bir yer ayırırız. Peki hala Pasti, o da kalabilir mi acaba? Evet ama o burayı pek beğenmedi galiba, ha? Şayet kardeşlerim bulmamda bana yardımcı olursanız size para veririm. Para mı? Yoksa sen bize hakaret mi ediyorsun? Fakat ben sadece... En azından bir yeteneğinin olması gerekiyor dostum. Bu tip bir özelliğin evet, var mı? Evet, takla atarım. Takla mı? Evet, seyret. Bravo. Tamam, kalabilir. İsimleri gerekiyor, doğum tarihleri filan yani. Aksi takdirde bulmamız imkansız olur. Bunların hepsini yazmak gerekiyor. Biliyorsun kolay değil. Şayet bu sizi mutlu edecekse tamam. Hadi Pasti. Bu iş tamam. Fakat benim içimi başka bir merak kemiriyor. Her ne pahasına olursa olsun Tobi ile Timmy'ye ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Bırak yapıştır. Bırak. Hadi devam edin. Hadi. Devam edin bakayım. Bırak. Yapıştır. Bırak. Hey sen ne yapıyorsun? Bırak. Yapıştır. Ben susadım. Yoksa canın mesaiye kalmak mı istiyor ha? Hayır, sağ olun. Susuzluğum geçti. Çok güzel. Bırak. Yapıştır.
Bırak, yapıştır. Devam edin. Bırak, yapıştır. Daha hızlı. Hemen hemen durumları tahmin ettiğim gibi. Fakat biraz daha vahim gibi. Bence ötekilerin biraz daha hızlı davranıp onları buradan kurtarmaları gerekiyor. Kalk! Kalk! Fakat bunların aramak gibi bir niyetleri yok. Ve şunu da ilave edeyim, onların yerinde olmayı asla istemezdim. Yine neyin var senin? Hadi gel. Ben Toby ile Timmy'yi aramaya gideceğimizi zannediyordum. Haklısın. Pasti'nin kardeşlerini nasıl bulacağımızı düşünmüş müydünüz? Bize yardım edeceksiniz, öyle değil mi? Evet, elbette. Ben şaka yaptığınızı zannetmiştim. Şimdi beni dinleyin. Bugünden itibaren aranızdan iki kişi araştırma yapacak. Ve herkes sırayla görev alacak. İyice arayın. Herkesi mi? Bu nasıl olacak? Yoldan geçen herkese onları mı soracağız yani? He? Herkese diyor işte. Evet, evet, evet. Pekala, kim başlıyor? Ben. Ve ben. Ben de. Ben Trady ile de çalışmıştım. Ben de Vera ile. Ben ne yapıyorum? Etrafı gözetliyorsun. Ben bunu yapamam. Hoşça kal Pasti. Umarım kardeşlerini getiririz canım. Umarım. Bunları asla bulamaz. Durum giderek ilginçleşiyor. Toby ile Timmy'nin izlerini bulup bulamayacaklarını gerçekten çok merak ediyorum. Aman tanrım, çok geç oldu ve biz onları aramayı çoktan unuttuk. Kimseler yok. Zaten sokaklarda olsalardı onları görürdük. Aramaya bile gerek yoktu. Hey, biz geldik. Pekala. Onları buldunuz mu? Üzgünüm. Şurası kesin ki bizim semtte değiller. Üzülme. Yarın başka sokaklara bakacağız tatlım. Pekala, üzülme Pasti. Zaten ilk günden bulmamız büyük bir şans olurdu. Oldu. Yine önderlik yapmam gerekecek. Yarın ben aramaya çıkıyorum. Ben de seninle geliyorum. Oldu bu iş. Hayır, benimle titrek serseri geliyor. Pekala şef. Toby ile Timmy'yi asla bulamayacaklar. Hazır mısın titrek serseri? Korkma Pasti. Bugün büyük bir ihtimalle kardeşlerini geri getireceğiz. Kimse beni yanına almıyor. O zaman ben de tek başıma gideceğim. Plan falan umurumda bile değil. Ben de aramaya gidiyorum. Kimse bana engel olamaz. Duydunuz mu? Kimse. Bu ekipten de pek emin değilim. Bookshar aslında dikkatlidir fakat kesinlikle kurnaz değildir. Bu yüzden ben şef ve titrek serseri ikilisine oynuyorum. Bence onlar çok daha şanslılar. Yeterince gördüm sayılar. Aramalarım bugün de bir sonuç vermeyeceği apaçık ortada. En iyisi gidip bir de Bookshar'ın ne yaptığına bakmak. Hey! Sakın onlara dokunayım deme. Neden bu sosisleri çantanda saklıyorsun? Neden onları hemen yemiyorsun? He, söylesene bana, merak ettim. Onlar benim değil. Hadi. O halde neden güneşin altındalar? Her an bozulabilirler. Hadi söyle bana, hadi. Bu ne biçim bir soru böyle? Sen gıda uzmanı mısın? Neden bu sosisleri kokutuyorsun, merak ettim. Yoksa fabrikanda kokmuş sosislerden konserve mi yapıyorsun? Bu sosisler polipin sosisleri. O konserve yemiyor. Şayet aptalca bir soru daha soracak olursan gidip onu bulman gerekecek.
Çünkü o çalışmak zorunda. Anladım. Demek polip çalışıyor. He? Bizim şef öyle değildir. Hiç çalışmaz. Herkesin sırtından geçinir. İşçileri çalıştırmayı çok iyi biliyor. Bana gelince ben hiç çalışmıyorum. Ben başkalarını çalıştırıyorum. Bu fena fikir değil. Elbette. Polip personeli denetler. Şayet çalışmazlarsa yenilerini alır. Tıpkı yeni küçük Dalmatyalılar gibi. Onları yeni işe aldı. Şimdi artık beni rahat bırak. Başkalarını çalıştırmak. He? Bunu arkadaşlarıma mutlaka anlatmalıyım. O tanrım. Söylemiştim. Bukşar et kafalının biridir. Onları bulabildiniz mi? Bütün sokakları aşınladık fakat bir tek Dalmatyalı'ya bile rastlamadık. Ne oldu? Önüne baksana sersem şişman. Ben asla böyle bir şey görmedim. Söylesene Bukşur. Yoksa bir şey mi buldunuz? Siz ne diyorsunuz? Görecek. Buna şaşırırım işte. Kastor kalkmış bütün sosisleri güneşin altına koymuş. Ne olmuş? Ne var bunda? Sosisleri bir çantaya doldurmuş. Evine götürecekmiş. Duydunuz değil mi? Bunu hep ben söylüyorum. Bütün yiyecekleri tüketmemeliyiz. İleriyi düşünerek birazını kenara koyalım. Bu çok komik. Bir köpeğin sisini saklaması imkansız bir şeydir. Bana hiç doğal gelmedi bu doğrusu. Ne? Bırakın şimdi tartışmayı. Sen devam et Bukşar. Hadi devam et. Söylediğim gibi işte. Kastor'un sosisleri vardı. Ona sosislerin kime ait olduğunu sorunca o da Polip'in sosisleri dedi bana. Polip'inmiş o sosislerin hepsi. Ne olmuş? Bu yeni bir şey değil ki. Çünkü Kastor'la Polip kendi ürettikleri kutumamalarını yemiyorlar. Bunu zaten daha önceden de biliyorduk. Yani Toby ile Timmy'yi aramaya biz gidelim. Ama Polip sadece sosis yiyormuş. Çünkü o personeli denetliyormuş. Artık işçi çalıştırıyorlarmış. Hem de bir değil, iki tane Dalmatyalı almışlar. Duydunuz mu? Ne? İki Dalmatyalı mı? İki küçük Dalmatyalı mı? Evet. Sen nereden biliyorsun? Polip'in küçük Dalmatyalıları çalıştırdığını söyledi bana. Hadi o zaman hala ne bekliyoruz? Buraya gelin. Şayet Pastik'in kardeşlerini Polip çalıştırıyorsa içeriye bu şekilde giremezsiniz. Ne? Pastik'in kardeşleri mi dedin? Ama nasıl olur bu? Nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun? İnanılmaz ama nihayet Bukşar bir şey başarabildi. Onları ben buldum. Toby ile Timmy'yi buldum. Ben bir aptal değilim. Duydunuz mu? Aptal değilim. Hayır Bukşar, sen aptal falan değilsin. Bir plan yapmak gerekir. Bir plan, evet, bu iyi bir fikir. Bu iki aşamalı bir plan olmalı. Önce Toby ile Timmy'yi nasıl sakladıklarını keşfetmek gerek. Fikir sahibi olmak için yani. Planın ikinci kısmıysa darbe, yani kurtarma olacak. Çok doğru. Burada meraktan çıldırmak üzereyim. Son derece sessiz konuşuyorlar. Ve ben buradan hiçbir şey duyamıyorum. Meraktan çıldıracağım şimdi. Bence en iyisi bu. Evet, sen bir harikasın. Evet, en iyisi fabrikaya benim gitmem. Çünkü Kastor ve Polip beni henüz tanımıyorlar. Fakat Filler da benimle gelsin. Çünkü kafasını kitaptan hiç kaldırmıyor. İşte bu yüzden onu da hiç tanımıyorlar, öyle değil mi? Madem öyle söylüyorsun, tamam. Kendine dikkat et Müet. İkinize de iyi şanslar. Elbette ki onları izleyeceğim. Müet'in planını doğrusu çok merak ediyorum. Çıkın buradan. Burası özel mülkiyettir. Siz polip misiniz? Müşterilerinize böyle mi davranıyorsunuz? Çok ayıp. Biz Porpian'dan geliyoruz. Köpeklere mama almak istiyoruz ve nasıl çalıştığınızı görmek istiyoruz tabii ki. Hadi gidiyoruz. Mama yapan başka fabrika yok değil ya. Gidelim bakalım. Hey, bir saniye, hemen kızmayın. Bir yanlış anlam oldu sanırım. Elbette ki size fabrikayı gezdirmek büyük bir zevk olacak.
Pekala, tamam. O halde hemen gezmeye başlayalım biz. Hadi bakalım, gidiyoruz. Beni izleyin. Aman tanrım. Şuraya bak, ne görüyorsun orada? Aa, biraz daha iri olsaydım. Burada hemen hemen her şey otomatiktir. Birkaç işçi bize yetiyor. Daha hızlı. Burada uyunmaz. Yoksa mesaiye mi kalmak istiyorsunuz? Gördüğünüz gibi onlara böyle davranmak gerekiyor. Pekala. Örneğin bir gün kaçarlar diye korkmuyor musunuz? Ne kaçması? Mümkün değil. Çünkü alarm var. Çok ilginç. Acaba bunun nasıl çalıştığını söyleyebilir misiniz? Yoksa bu bir sır mı? Yok, hayır. Sır değil. Hemen önünüzdeki salonda duyarlı tabanlar bulunuyor. Üzerine basıp geçildiğinde tavandan dev bir ağ aşağıya düşüyor. Bugüne kadar kimse buradan kaçamadı. Demek öyle. Bu hiç de ideal değil. Siz ne diyorsunuz? Yoksa bu aptalları açıyor musunuz ha? Hayır. Ben sadece şey diyordum. Yani ben diyordum ki... Pekala, bu alarm sistemini nasıl durduruyorsunuz? Yani buradan siz geçerken sanırım içinde hapsolmak istemezsiniz. Bu sistem alarm dolabından ayarlanıyor. Fakat bunun da gizli bir kod numarası var. Alarmı bu şifreyle kaldırıyor ve devreye sokuyorsunuz. Nasıl oluyor? Belki yanılabilirsiniz. Her zaman değil. İlk hatada alarm patlak verir ve hiç yanılmaz. Bu oldukça karmaşık bir şey. Yani biz en iyisi iş konuşalım. Yani bize diyelim ki 1000 kutu mamayı ne kadar zamanda verirsiniz acaba? 1000 kutu mama ha? Bunu hemen mi istiyorsunuz? Hemen değil. Biz önce bir düşünelim ve 2 gün sonra yani tekrar geliriz, anlaştık mı acaba? Kesinlikle. Ayda 1000 kutu mama. Bırak, yapıştır. Bırak, yapıştır. Bırak, yapıştır. Bırak, yapıştır. Daha çabuk. Bırak, yapıştır. Bırak, yapıştır. Ne haber? Onları gördün mü? İyiler mi? Hayır, pasti. Durumlar hiç de iyi sayılmaz. Bunlar bir şey yapamaz. Biz ne yapalım? Onu düşünelim bakalım. Matt ve Flair her şeyi anlattılar. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmemişler. Ne şanssızlık. Ben bu işe hiçbir çare bulamadım. Ben de öyle. Gidip Castor ve Polip'i dövelim. Sonra da Pasti'ye kardeşlerini getirelim. Tamam, sen kes sesini. Peki ya alarm? Onu biz durduramaz mıyız acaba? Karmaşık şifre 6 rakamdan oluşuyor ve sadece bir hata kabul ediyor. Bu yüzden doğru kombinasyonu bulmak istatistiksel olarak imkansızlaşıyor. Çok dikkatli olarak üzerinden geçsek diyorum. Yani neydi o hassas tabanların üzerinden? Biz o işin çok ağırız. Hem üzerinden geçmeye kim cesaret edebilir ki? Sen edebilir misin? Evet, ben. Hayır, ben. Bu şekilde hiçbir yere varamayacağız. Bu gece boyunca düşünüp yarın kararımızı verelim. Bunlardan hiçbir şey çıkmayacağı belliydi. Kahretsin. Benim bir şeyler bulmam gerekiyor. Birden çok cesaretlenmişti ve son çare olarak da yola koyulmuştu. Evet. Olamaz. Bir bu eksikti. Yine bir köpek yakalandı. Gidip bakayım bari. İki, beş, üç. Yedi, dört, dokuz. Bu rakamlar belki bir sırdı. Fakat belki de polip içinden hesap yapamıyordu. Sen de burada kalacaksın. Çünkü diğerleri dayanamazlarsa devreye sen gireceksin. Hadi, hadi,
Doğru içeri sallanma. Pesti, sen de mi buraya düştün? Tabii, değil mi? Hadi, şimdi uyu. Yarın sabah işbaşı yapacaksın. Eksik biri mi var? Evet, ama hiç önemli değil. 4, 5, 6, 7. Ama bir kişi eksik. Pasteyi yok. Aa, hayır olamaz. Büyük bir itibariyle Toby ve Timmy'yi kurtarmaya gitmiştir o. Nereye gidiyor bu böyle? Bookshare, geri dön. Kendini kanıtlamaya gidiyor çünkü Pasti ona çok tatlı baktı. Bu yüzden o da cesur şövalyeyi oynuyor. Sorun giderek büyüyor. Önce Toby ile Timmy'yi kurtaracaktık. Şimdi de bunlara Pasti ve Bookshare eklendi. Çocuklar ileri. Ay, şimdi gerçekten heyecanlandım. Castor, Polip. Neler oluyor? Kim olabilir bu? Pasti ve Bookshare neredeler? Kim dedin? Yoksa dün akşam yakaladığımız o iki hırsızdan mı bahsediyorsun? Onlar hırsız değildir. Onları derhal bırak, yoksa... Yoksa ne? Hey Polip, buraya gel. Bizden dün akşamki hırsızları bırakmamızı istiyorlar. Bu işe sen ne diyorsun? Onları almaya mı gelmişler? İleri! Pasti! Bookshare! Sakın basma Müit. Alarm sistemi. Şimdi ne yapacağız? Kodu bulmamız gerekiyor. Hey Müet, ne yapıyorsun? Birkaç rakam deneyeceğim. Bakalım ne olacak? Çıldırdın mı sen? Elimden bir şey gelmiyor. Onlar tehlikedeyken hiçbir şey yapmadan öylece duramam ki. Şifreyi biliyor galiba. Aa evet, yani Müet. Müet, dikkat et. Bu iş bitti. Bookshare. Beni kurtardınız. Demek ki beni seviyorsunuz. Onlara yardım etme kararını verdim bir defa. O halde devam etmeliyim. Bunlara ne yapacağız şef? Onları kaderlerine bırakın. Belki de biri çıkar onları kurtarır. Şunlara bakın. Ne yani? Şimdi hepiniz doydunuz mu? Yumurta istemiyorlar. Mama istiyorlar onlar. Hayır, şunlara bakın. Uyumak istiyorlar bunlar. Bence Pasti'ye soralım. Ne sevdiklerini o bilir. Nerede olduğunu bilmiyorum. Müet de ortalarda yok. Size söyleyeceğimiz bir şey var. Evet, lütfen bizi dinleyin. Bildiğiniz gibi daha önce Müet'in sizinle kalması beni hiç ilgilendirmiyordu. Fakat daha sonra... Pekala, tamam, kısa kesiyorum. Pasti ile birlikte eve dönmek zorundayım. Ve Toby ile Timmy'ye gelince o ve ben, yani onları da yanımıza almayı kararlaştırmış bulunuyor. Biz, beni anladınız mı? Aha. Bunlar mercimeği fırına vermiş. Ben de sizinle geliyorum. Ne bekliyoruz? Hadi eğlenelim arkadaşlar. Evet, işte böyleydi. Bugüne gelince şöyle söyleyebilirim. Fena değil işte. Geçinip gidiyorlar yani. Gak. Gak.